Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kabızlık tabii hani her kabızlığı biz tabii kolon kanserine öyle bir yormanız çok yanlış. Öyle bir şey yok. Özellikle 20 yaş altında eğer ailede öyle bir kanser anamnezi yoksa kesinlikle beklediğimiz bir yaş grubu değil. Özellikle 50 yaş grubundan sonra. Bu tür hastalarımızda genelde beslenme eğilimi sıkıntılı. Örneğin sabahları suyu çok arttırarak, mesela 2-3 bardak ılık su içerek güne başlayın. Sebze, meyve çok önemli. Lif olmadan rahat bir dışkılama olmaz. Dışkıyı yumuşatmanız lazım. Kalın bağırsağın hareketlerini sağlayabilmek için de mutlaka hareket, yürüyüş, işte birazcık spor, bunların çok büyük etkisi var. Bekonis gibi ya da diğer böyle bizim işte kabızlığa için kullandığımız ilaçların her birinin farklı bir etkileri var. Aynı zamanda bağırsakta da alışkınlık yapma etkisi var. Onu bıraktığınız anda daha şiddetli bir kabızlık arkasından gelecektir. Onları yapmıyoruz. Özellikle biz bu kabızlık çeken hastalarıma şunu tavsiye etmek istiyorum. Bir kere bizim gastrokolik refleks dediğimiz bir refleksimiz var. Nedir bu refleks? Bu refleks sabahları kahvaltı yaptıktan sonra oluşan bir refleks. Evet hocam. Kahvaltıyı yaptınız. Hafif de böyle hani lifli, bol ağırlıklı bir besin yedikten sonra bakacaksınız ki kalın bağırsağınız hareketlenmeye başlamış. Onu hissedersiniz zaten. O hareketlenme olmasa bile, çünkü mideye giren o besin kalın bağırsağa hareket et diye bir sinyal veriyor. O sinyal kaçırılmayacak bir sinyal. O fırsatı değerlendirmeniz lazım ve mutlaka gelse ve ya da gelmese bile tuvalete gidip oturup biraz bekleyin. Ondan sonra göreceksiniz ki bir hafta 10 gün içinde artık bu refleksi daha güzel kullanır hale geleceksiniz ve her sabah kahvaltı sonrası güzel bir dışkılama yapacaksınız. Bunu öneriyorum. Eğer ki buna rağmen tabii geçmiyorsa şiddetli, o zaman incelemeleri yapmak lazım. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi okula gidiyor öğrenci. Evet. Sabah kahvaltısını yapıp gidiyor. Şimdi tuvalete girdiğinde, lavaboya girdiğinde yani bir uzun bir süre durması lazım. Bunu da okulda yapamadığını söylüyor. Artık işte bu 1-2 3-4 gün yapamadığı zaman oluyor. İşte artık o refleksi kaçırıyor. Yani evet. Sabahları biraz erken kalksın okula gitmeden önce. Kahvaltısını güzel yapsın. Ve ardından bu işi evde yapmaya çalışsın. Çünkü okulda veya işte çalıştığımız yerlerde biraz sosyal fobimiz var o tuvalet konusunda. Evet, evet. Mikrop endişesi. Onlar da var. Evet. İşte rahat olamıyoruz. Bu refleksi bu yüzden yitiriyoruz. Evet. Yitirmemek için evde bu işi halledersek çok daha iyi olacak sanırım. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.